Yapılandırılmış gridde ökaryot canlılarda bulunan bazı hücresel yapılar verilmiş. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi canlıların tamamında ortak olan yapılar. Ribozom ortak. Peki hücre çeperi ortak mı? Mesela insan hücrelerinde çeper var mı? Yok hocam, gitti. Fosforilasyonun gerçekleştiği, yani ATP sentezinin gerçekleştiği yapılar. Mitokondri doğrudur. Sitoplazmada substrat düzeyinde fosforilasyon, glikoliz reaksiyonları bulunabilir. Doğrudur. Kloroplast yine fotosentez sırasında ATP üretebilir. Bu ifade doğru. Devam. Hayvan hücresinde bulunmayan yapılar demiş. Az önce hücre çeperinden bahsettim. Kloroplast bulunmaz. Sitoplazma, lizozom, ribozom, mitokondri bulunabilir. Bu ifade de doğru. Nükleik asit içeren yapılara bakalım şimdi. Ribozomda ribozomal RNA bulunur. Sitoplazmada mRNA, tRNA gibi yapılar bulunur. Mitokondrinin kendi DNA'sı, kendi RNA'sı, kloroplastın kendi DNA'sı, kendi RNA'sı bulunur. Bakın 1, 2, 5, 6 bu ifadede doğru. Cevabımız E seçeneği. Grafikte bir bitkinin yaprak hücresindeki hücre içi glikoz ve karbondioksit derişimindeki değişim gösterilmiş. Numaralandırılan zaman aralıklarında hangisinde kloroplast organelinin faaliyet gösterdiği kesindir? Şimdi kloroplastın faaliyet göstermesi için karbondioksitin azaldığı yerlere bakacağız. Hocam glikozun arttığı yerlere bakamaz mıyız? Bakamayız çünkü belki de nişasta sindirimi sonucunda glikoz oluşuyordur, değil mi? O yüzden arkadaşlar karbondioksit nerede azalmış bakın. 3 nolu bölgede burada kesinlikle karbondioksit tüketilmiş, yani özümleme yapılmış. Cevabımız C seçeneği. Bilimsel çalışma yapılırken nitel ve nicel gözlemler yapılır. Buna göre hangileri nitel gözlemdir? Nicel gözlem arkadaşlar ölçülen gözlemlerdir. Mesela kan pH 7.4 bir nicel gözlemdir. Enzimler 0 derecenin altında çalışmaz. Burada matematiksel bir ifade ortaya koymuş ve deney yapmışız arkadaşlar. Nicel gözlemdir. Ama bir şeyin işte boyu uzundur, kısadır. Tamam da kime göre uzun? Kime göre kısa? Bugün hava sıcak, belki de bana göre soğuktur, değil mi? Bu ifadeler nitel gözlemlerdir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Şimdi çekirdek zarı ve hücre zarında porlar var arkadaşlar. Sorumuz şunu söylüyor. Diyor ki K molekülü çekirdek zarından geçiyor ama hücre zarından dışarı çıkamıyor. Şimdi arkadaşlar çekirdek zarı inanılmaz seçici geçirgen bir zar. Öncelikle bunu kabul edelim. Ancak çekirdek zarının porları hücre zarının porlarından daha büyük. Şimdi mantıklı düşünelim. Bu hücre zarı olsun, bu çekirdek zarı. Sonuçta çekirdeğin içerisinde arkadaşlar bir takım sentezler yapılırken oradan içeri ATP girebiliyor ya da dışarıya mRNA gibi büyük bir molekül çıkabiliyor. Ama hücre zarından ATP ya da mRNA gibi büyük bir molekül çıkabilir mi? Çıkamaz. Şimdi ne yapacağız? Çekirdek zarına giren ama hücre zarından çıkamayan maddeye bakacağız. Bakın ATP'yi zaten örnek olarak gösterdik ki ATP hücrenin dışına çıkmaz zaten. Glikoz hocam hücre çekirdeğinin içine girmez. Zaten böyle bir reaksiyon yok glikozun. Karbondioksit zaten çekirdeğin içine girmez ki hani dışarı da çıkabilir gazların difüzyonuyla. DNA dediğimiz şey çekirdeğin dışına çıkmaz ya da hücre zarının dışına çıkmaz. Geriye bir tek seçenek kalıyor. Yalnız bir. KLM ve N organelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Bakın soru bize kesinlikle yanlışı soruyor. Peki ATP hidrolizi yapan K ve M organelleri var. Mesela K organelinde dehidrasyon tepkimesi gerçekleşebilir o zaman. M organeli bazı bakteri türlerinde de bulunur diyor. Bakın buna dikkat edelim. Şimdi neden K'dan M'ye atladık hemen? Çünkü K ve M ile ilgili yorum yapıyoruz. ATP hidrolizi yapıyorsa bir dehidrasyon reaksiyonu yapmalıdır diye düşündüm. Ama hocam bakar mısın? Zarla çevrili olma diyor M organeli için. Ama biz biliyoruz ki bakterilerde zarlı organel bulunmaz. Bakın kesin yanlışı bulduk. Devam edelim. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunma demiş. Zarla çevrili olma. L bakın. Organeli. L organeli koful olabilir. Hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük kofullar bulunabilir, değil mi? Mesela besin kofulu oluşturuyor hayvan hücresi. Ya da bir bitkide depo kofulu olabilir.
Peki K organeli ökaryot hücrelerde çekirdekçikte üretilir. Acaba K organeli ribozom olabilir mi? Bir kontrol edelim bakalım. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortaktır. Olabilir. ATP hidrolizi ki protein sentezi yaparken bunu yapabilir. Olabilir. O zaman bu ifade de kesin yanlış diyemezsiniz. N organeli hücre içi sindirim sağlar demiş. Zarla çevrili olma. Başka bir şey söylememiş ama lizozomun da zarlı organel olduğunu biliyoruz. Bu ifade de doğru olabilir. Cevabımız kesinlikle yanlışı sorduğu için D seçeneği. Bitki ve mantar hücreleri ile prokaryot canlıların hücre zarının dış kısmında koruyucu bir duvar var. Buna çeper deniyor. Canlı çeper yapısı ile ilgili eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Bakterilerin birçoğunda peptidoglikan yapılı çeper bulunur. Doğru. Arkelerde pseudopeptidoglikan bulunur arkadaşlar. Pseudopeptidoglikan, kitin bulunmaz. Mantarlarda ise kitin bulunur. Yani bu ikisi yer değiştirseydi doğru olacaktı. Bitkilerde hücre çeperi selüloz yapılıdır. Buna göre cevabımız 1 ve 4 olacak. Bir X organeli var arkadaşlar. Faaliyetleri gösterilmiş. Buna göre bu X organeli hangisi olabilir? Bakın turgor basıncı azaltıyorsanız su miktarını azaltıyorsunuz demektir. Asitliği azaltıyorsanız karbondioksiti azaltıyorsunuz demektir. Bazı öğrenciler diyor ki hocam işte amino asidi ya da yağ asitlerini de kullanıyor olabilir mi? Olabilir ama şuna lütfen dikkat edin arkadaşlar. Her amino asidin pH'i asidik değildir. Bazı amino asitler nötrdür, bazı amino asitler baziktir, bazı amino asitler asidiktir. Lütfen unutmayın, ismine aldanmayın yani. Peki suyu harcayan, karbondioksit harcayan kloroplast organeli olabilir mi? Olabilir hocam, fotosentez. Mitokondri su miktarını arttırır, karbondioksit miktarını arttırır. Ribozom su miktarını arttırır. Lizozom su miktarını azaltır ama asitliği azaltma ifadesiyle ilişkilendirilemez. Ayrıca bitkide lizozom zaten bulunmaz hocam. Onu da vurgulayalım. Cevabımız ne oldu? Yalnız 3. Nicel gözlemlerle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Nicel sayısal ifadelerle yapılan gözlemlerdir. Mesela bir ölçme aracı kullanılır. Termometre gibi, metre gibi. Kişiden kişiye değişmez o yüzden. Mesela bir yapının atıyorum işte metre ile ölçülmesi 10 santim ise o 10 santimdir. Öznel özelliğe sahiptir demişim. Öznel nedir arkadaşlar? O kişiye bağlı bir şeydir değil mi? Ama ben az önce ne dedim? Kişiden kişiye değişen bir şey değildir bu. Cevabımız 1 ve 2 olacak. X ve Y endoplazmik etikulum çeşitleri gösterilmiş. Bakın X granüllü üzerinde ribozom var. Y ise granülsüz. Üstünde hiçbir şey gösterilmemiş. Şimdi hangileri doğrudur? Hücre dışına gönderilecek salgı üretimi, hücre zarının yapısına katılan fosfolipid sentezi. Şimdi granüllü endoplazmik etikulum biliyorsunuz ki arkadaşlar üzerindeki ribozomlardan dolayı proteini sentezler. Protein endoplazmik etikulumun kanallarından Golgi'ye aktarılır ve Golgi paketleyip dışarı atar. Dolayısıyla bu ifadede X için bir görev tanımlaması yapılmış. Peki granülsüz ne yapıyor? Granülsüz lipid sentezi yapıyor. Doğru mu? Ya da glikojen sentezi yapıyor. Hücre zarında yine fosfolipid yapıya destek olabiliyor. Ama yine arada Golgi'yi de kullanıyor arkadaşlar. Steroid yapılı hormonların sentezi granülsüzde olur. Granülde değil. Protein yapılı sentezde granülü de olur. Tam tersi yazılmış. 2 gitti. Çizgili kaslarda kalsiyum depolayan arkadaşlar granülsüzdür. Karaciğerde depolanan glikojenin glikoza dönüştürülmesi yine hem glikozun glikojeni hem de tam tersinde aslında granülsüz endoplazmik etikulumu görev alır ama şurada bir hata yapılmış zaten. Cevabımız yalnız 1 olacak. Soruda bilimsel çalışma basamakları verilmiş. Bakın bilimsel çalışma basamakları böyle bütün bilim dallarında aynı şekilde kullanılır tarzında bir ifade yok aslında. Ama biz genel anlamda bir hani bilgi birikimini aktarabilmek ya da işte elimizdeki problemlere çözüm yolları aramak için bir takım algoritmalar oluşturuyoruz ve temelinde böyle bir tablo oluşturuyoruz arkadaşlar. Mesela gözlem yapıyoruz, veri topluyoruz.
Ona yönelik bir problem varsa problemi tespit ediyoruz ve problemin giderilmesi için hipoteze dayalı tahminler yapıyoruz. Ve kontrollü deneyler yapıyoruz ki kontrollü deneyleri hatırlayın lütfen. Değişkenlerden sadece bir tanesi değiştirilerek yapılan deneylerdi. Ve sonuç kıyaslaması yapıyoruz. Bu sonuçlar tutarlıysa, hipotezi destekliyorsa ve bilimsel olarak da bilimsel gerçeklere de aykırılık içermiyorsa devam ediyoruz. Ancak sonuçlar hipotezi desteklemiyorsa, bir yerde bir problem var demektir ki orada işte yapacağımız şey arkadaşlar hipotezi değiştirmek olmalı. Dolayısıyla bir şey hipotezi desteklemiyorsa, yoğun çalışmalar sonucunda bir sonuç alınamıyorsa arkadaşlar, elinizdeki hipotezi değiştirirseniz cevabımız B seçeneği.